Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Partimiz adına EPDK bütçesiyle ilgili görüşlerimizi aktarmak üzere söz almış bulunuyorum. Tüketicilerin yeterli, kaliteli, sürekli düşük maliyetli enerji ihtiyacını karşılaması için rekabet şartlarını oluşturmak, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasını oluşturmak, düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuş bir kamu tüzel kişiliğinden bahsediyoruz. Ne yazık ki EPDK'nın bu temel amaç ve görevlerinden hızla uzaklaştığını, bağımsızlığını yitirdiğine tanık olmaktayız. Üzülerek ifade ediyoruz ki EPDK 83 milyon vatandaşımızı müşteri gibi görürken dağıtım ve tedarik şirketlerinin haklarını koruyan uygulamalar içindedir. Bunları nerelerden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Sayıştay raporlarından biliyoruz. Bakın Sayıştay raporunda ne diyor Sayın Başkan, Sayın Bakan? Dağıtım şirketlerinin işletme hakkı devir sözleşmeleri ve lisanslarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği, dağıtım şirketleri tarafından iletim hatlarının zamanında yapılmadığı için TİH tarafından yapılan yüksek maliyetli trafo merkezlerinin atıl bırakılarak kamu kaynaklarının heba edildiği, 21 elektrik dağıtım şirketinden sadece 6 dağıtım şirketinin internet sitesinde yayınlanan elektrik enerji miktarının kuruma bildirilen miktarla aynı olduğu, diğer 15 elektrik dağıtım şirketinin internet sitesinde yayınlanan değerlerin yıllık lisans bedeli için bildirilen beyan değerlerinden farklı olduğuna yer verilmiştir. EPDK bu kadar temel iş ve işlemleri denetlemeyecekse ne yapacak? Değerli milletvekilleri, Enerji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe sunuşunda Türkiye'nin AB ülkeleri arasında elektriği en ucuz kullanan ülke olarak gösterilmiş. TÜİK'i bile kıskandıracak bu sonuca nasıl ulaşıldı? Doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü gerçek şu, Türkiye G20 ülkeler arasında elektriği en pahalı kullanan 3. ülke. OECD ülkeleri arasında enerji fiyatlarına en çok zam yapan ülke. Bakın burada elimde bir rapor var. Pandemi döneminde OECD ülkeleri elektriğe %7.3 indirim yaparken maalesef ülkemiz %11.5 zam yapmıştır. Ama biz elektriğin ucuzladığından bahsediyoruz. Elektriği ucuzlattığımızı söylüyoruz. Devri iktidarınızda elektriğe yapılan zam %369'dur arkadaşlar. %369. Ne asgari ücret ne de herhangi bir ücret %369 atmamışken elektrik faturaları devri iktidarınızda %369 artmıştır. Bakın 4 kişilik bir ailenin 230 kilowatt saat elektrik tükettiğini düşünelim aylık. Vergiler, fonlar ve bütün bedeller içinde olmak üzere 2009'da faturalar 57.3 iken 2017'de 95 liraya, 2020 yılında 172.75 liraya çıkmış. Yani 2017 ile 2020 yılı arasında bile %82.3 zam yapılmış ama hala en ucuz elektriği kullandığımızı iddia ediyorsunuz. EÜAŞ toptan elektrik fiyatlarına 2019 yılında bir zam yaptı. Hemen EPDK çıktı. Yapılan zamla ilgili dedik işte toptan olarak EÜAŞ tarafından yapılan, toptan satışa yapılan zamdan dolayı elektrik fiyatlarına zam geldi dedi ve şirketleri savundu. Ama Ekim 2019'da 34 kuruş olan elektrik 2020'de 12 kuruşa kadar düştü. Maalesef elektrik üretim AŞ'nin toptan satış fiyatlarını 12 kuruşa kadar düşürmesine rağmen tedarik şirketleri elektrik faturalarını düşürmedi ve buradan yaklaşık 60 milyar kilowatt saat enerji aldığını düşünürsek bu tedarik şirketlerinin cebine bu yolla 9.06 milyar para girdi ama bu maalesef vatandaşların faturalarına yansıtılmadı. Gene 2018 denetim raporunda özelleştirme kapsamı dışında dağıtım şirketlerinin TEDAŞ binalarından reklam ve kira geliri elde ediyor. 2014-2017 yılında bu miktar 103 milyon lira. Son 3 yılı da eklersek bu miktar yaklaşık 200 milyon. TEDAŞ EPDK'ya bir yazı yazıyor. Diyor ki bu paranın yarısını TEDAŞ olarak, mülk sahibi olarak bize %25'ini faturalardan düşelim. %25'te bu şirketlere kalsın. EPDK ne yapıyor?
hemen 19-12-2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir tebliğ ile bu gelirlerin tamamını tedarik şirketlerine bırakıyor. Buradan sormak istiyorum. Kimin parasını kime veriyorsunuz ya? Kimin parasını kime veriyorsunuz ya? Bu hukuksuzluktan hesap sormak. Tamamlayalımdır. Neler yapılırken 21 dağıtım bölgesi oluşturulurken en büyük tezlerinizden biri kayıp kaçağın önleneceği ile ilgiliydi. Ama kayıp kaçakla uğraşmak yerine tedarik şirketlerin bu yatırımları yapmasını teşvik etmek yerine EPDK bir şey yapıyor, faturalarla oynuyor. Niye? Çünkü vatandaş 2015 öncesine kadar faturada hangi hizmete ne kadar bedel ödediğini biliyordu ve vatandaşlar bu ödemiş olduğu bedellerin Yargıtay'ın vermiş olduğu kararla da haksız olarak alınmış olan bu bedelleri tahsil yoluna gitmeye başladı ve sizler hemen bir torba faturaya geçtiniz ve şirketleri korudunuz. Bütün kalemleri önce enerji bedeli ve dağıtım bedeli olarak iki kalemde topladıktan sonra bu da yeterli gelmiş olmayacak ki 2019'da bütün denetimleri de fatura üzerinden kaldırarak torba fatura denetimine geçerek vatandaşın faturalarını denetleme mekanizmasını ortadan kaldırdınız. Bu vatandaşı değil şirketleri kollamak değildir de nedir Sayın Bakan? Bir diğer önemli konu ise selamlayalımız. Bir diğer önemli konu ise açma kapama bedelleri. Bu bedeller 2020 yıl için konutlar için 37.3, fabrika ve iş yerleri için 171.6. Ya insanlar zaten elektrik faturasını ödeyemiyor. Zaten sıkıntıda. Adam elektrik faturasını ödese zaten bu açma kapama bedeline gerek kalmayacak. Adam ödeyemiyor. 3 kuruşluk, 5 kuruşluk, 10 kuruşluk faturasını ödeyemiyor. Siz kesiyorsunuz ve vatandaştan da bunun parasını alıyorsunuz. Soru sorduk Sayın Bakanım size, cevap vermediniz. Bilgi edinmeden bu konuyla ilgili bir cevap aldık. 2016, 2017, 2018 yıllarında yaklaşık 17.8 milyon abonenin elektriği kesilmiş ve bu yolla dağıtım şirketlerinin cebine 500 milyon lira girmiş. Ya bu milletin cebinden elinizi çekin artık. Bu milletin zaten geçim sıkıntısı var. Zaten bir türlü problemi var. Bir de bu şekilde mağdur etmeyelim. En sonda geçenlerde tekrar bir şey yayınladınız. Bu şirketlerin kontrol edilemeyen giderlerinin %7'sinin faturalara yansıtılma işini 5 yıl daha